Rabbimizin her an lütfu var. Geçmiyor yani. Her an lütfu var. Görebildiysek şükrederiz. Şükrettiysek Hakk'a yakın oluruz. Hiç hesap etmediği bir şekilde. Dediğimiz gibi nereden hangi kapıyı açacağı Allah bilir Subhanehu ve Teala. Bir abimizin bir ümre hikayesi var. Onu size nakledeyim. Biz yeter ki Allah'ın yoluna girelim de Allah'ın lütfu nasıl geliyor bunu da görelim. Bu abimize derlermiş ki arkadaşları, umreye gittikten sonra namaza başladım. Bu abimiz de o vakitler namaz kılmıyor tabii. Yahu demiş, arkadaşlara da gel seni de götürelim, gel seni de götürelim. Umreye gitmek zor gelmiyor da namaza başlamak zor geliyor. Düşün yani, namaz ibadeti ne kadar büyük bir ibadet olduğu buradan da önümüze çıkıyor yani. Allah'a secde etmek, halbuki yani kul etrafında gördüğü ne kadar büyük nimetler varsa Allah'ın lütfu keremi. Bazen kendi kendini kandırıyor, hani ben çalıştım da, ben yaptım da, ben ettim hastalığına düşüyor insan. Çok akıllıyım, harika keşifler yaptım, müthiş noktalara parmak bastım, onun için işte bu kadar zengin oldum hastalığına kapılıyor. Halbuki o aklı veren kim onu düşünmez. O kuvveti veren kim onu da düşünmez. O imkanları önüne getiren kim onu da düşünmez. Hepsi Allah'tan Celle Celaluhu. Hepsi Allah'tan Subhanehu ve Teala. Hele hele eskilerimizin söylemiş olduğu o güzel söz ki cihanda sıhhat gibi bir nimet, bir devlet yoktur. Öyle söylüyorlar. Yani sen ne kadar akıllı da olsan, ne kadar müthiş zeka da olsan, Allah sıhhati elinden bir alsa sırt üstü yatacaksın hareketsiz. O çok müthiş diye iddia ettiğin aklın da işe yaramayacak, hiçbir şey işe yaramayacak. Velhasıl Allah'ın gönderdiği lütuf kapılarını, ikramları bir kenarıya bırakıp insan bazen ben ettim hastalığına falan düşüyor. Halbuki doğru noktadan baksa hepsi Allah'ın lütfu görecek. Allah'ın lütfu olduğunu bilince, Allah'ın bu kadar ikram ettiğini ona görünce Rabbine ister istemez şükretmek için secde edecek. Ama maalesef nefs ve şeytana çok kapılınca bizler şeytanın grubuna giriyoruz farkında olmadan. Neydi şeytanın grubu? Şeytanı şeytan yapan neydi? Allah secde et dediği vakitte secde etmedi. Öyle değil mi? Allah secde et dedi şeytana. Şeytan ki ne ibadetler yapmıştı, meleklerle oturup kalkmıştı. Ama secde et dedi Allah Subhanehu ve Teala etmedi, şeytan oldu. Şimdi biz Allah Subhanehu ve Teala namaza çağırttırıyor bizi müezzinlerin diliyle günde 5 defa. Biz secde etmiyoruz, halbuki düşünmüyoruz. Böyle biraz derin düşünsek, ya biz burada Allah Subhanehu ve Teala bize diyor ki gel peygamberimin yolundan bana gel. Peygamberimin yolu neydi? Ezan duyunca hayya ala salah diyor müezzin. Haydi namaza koşun demek bu. Sonra hayya alel felah diyor müezzin. Haydi kurtuluşa koşun. Kurtuluşa koşun diyor. Felaha koşun. Efendimin sünneti neydi? Bu nidayı duyunca hemen secdeye etmeye gitmek. Secdeye varmak. Cemaate gitmek. Bir bu yol var. Bir de bir yol var ki secde etmeye gelin dendiği zaman arkasını dönüp gitmek. O kimin yolu? O şeytanın yolu. Fark etmiyor insan yani, düşünse bu iki seçim arasının ortasında kalıyor her gün 5 defa. O gidip Resul-i Ekrem'i seçmesi gerekirken nefsine yenik düşüyor çoğularımız, şeytan tarafını seçiyor yani. Allah'ın önünde secde etmek nasıl zor geliyor? Geliyor işte maalesef. Secde edenlerle beraber olmak lazım. Bu yaşanmış, birkaç sene önce yaşanmış bu hikaye de buna çok iyi bir örnek. Arkadaşları diyorlar ki biz umreye gittik, sonra da namaza başladık. Bu da hala nefsinde, dedim ki diyor hocam, bana anlatıyor direkt. Ben de kendi kendime dedim ki bak nasıl şeytan konuşturuyor. Ya giderim umreye, dönünce bırakırım canım namazı. Bak bak bak, umreye gitmek zor gelmiyor da namazı devamlı kılmak zor geliyor, görüyorsunuz. Giderim umreye de diyor, dönünce bırakırım namazı, sorun değil. Ama işte bak, biraz önce dediğimiz mevzu, namaz kılanlarla arkadaşlık yapmak ne kadar güzel. Arkadaşlarını tuttular, öyle böyle umreye getiriyorlar.
Gitti orada tabii o mübarek mekanlar ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kademi saadetlerinin bastığı yerler. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali oralarda dolaşmış. Oralarda seyreylemişler. Oradan Medine'ye Efendimizin Ravza-i Mutahharası, Mekke'de Kabe-i Muazzama, Arafat Dağı'nın kenarları, Sevr Dağı'nın kenarları, buraları gezmiş, dolaşmış tabi oranın maneviyatı kalbine hükmeylemiş. Orada namazları kıldı, kıldı, kıldı. Namaz kılan arkadaşlarla oturdu, kalktı. Cemaatle namazın berekatını gördü. Döndükten sonra diyor, bırakamadım namazı. Namaza devam ettim. Namaz ehli oldum. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyor. Şimdi görün yani lütuf kapıları. Adam oraya giderken dönünce namazı bırakacağım diye gidiyor. Ama Allah bir lütfunu gönderiyor Celle Celaluhu. Artık secdesiz duramıyor. Secdenin lezzetini alıyor yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu, artık secdesiz duramam. Kabe'nin sahibinin önünde, orada da burada da her yerde secde ederim. Kabe'nin Rabbine diyerekten namaz ehli oluyor, namaz kılıyor. İşte Rabbimizin lütfu kerimi böyle sınırsız, böyle belirsiz. Nereden geleceğini bilemezsin yani. Lütuf kapıların nereden açılacağını bilemezsin. Tek yapman gereken ne biliyor musun? O kapı açıldığı zaman inat etme. İnat etme. İnat ve kibir. Bunlar ilahi lütufları sana gelmesine engeldir. Fakat bu engeli biliyor musun? Sen kendi elinle koyuyorsun. Allah lütuf kapısını açıyor, sen kendi elinle kapatıyorsun. Etme inat, etme kibir. Allah'ın lütfuna boyun eğ. Rabbim hangi kapıdan açtıysa kapıyı, ben oradan gideyim, bu lütfa ereyim de. Çünkü Rabbimiz diyor ki, ben lütufkarım ama istediğim şekilde lütfumu gönderirim. İstediğim şekilde. İlle de bu böyle olsun, böyle olacak deme yani.